Efendim iyi günler. Bugün Alman Federal Meclisi bu ikamet şansı yasasını ve sığınma başvurularını hızlandıran yasaları karara bağladı. Bu yasalardan 137 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Onların bu koşulları doldurabileceği tahmin ediliyor. Koşulları ne? Almanya'da 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle 5 yıldan beri tahammül şeklinde ikamet, yani Duldung, Gestattung veya Aufenthaltstitel, bir başka Aufenthaltstitel ile yaşayanlar, Almanya'nın demokratik hukuk sistemini kabul edenler, belli bir sınırın üzerinde ceza suç işlememiş olanlar, bu genellikle 90 gün ve para cezası olur ve ayrıca kendi kimliklerini ve vatandaşlıklarını yanlış iddialarla örtmeye çalışmayanlar buna sahip olacaklar. Bunlara önce 18 ay bir süreyle bir ikamet şansı verilecek. Bu tüm koşulları yerine getirmeleri için. Ayrıca henüz onların aileleri 5 yıldan beri burada yaşamıyorlarsa da eşlerine ve çocuklarına da bu hak tanınacak. Var olan ikamet izinleri konusunda da bazı değişiklikler yapıldı. 25A ve B maddeleri yabancılar yasasının. Orada da iyi entegre olmuş gençlerin 4 yıl değil 3 yıl süreyle burada tahammül şeklinde ikamet izniyle kalmaları kararı verildi. Ama bundan 12 ayının, son 12 ayının tahammül şeklinde ikamet izni olması karara bağlandı. Bu konularda tabii ki ayrıntılar gelecektir. Uygulamada özellikle kişilerin kendi kimlikleri konusunda yanlış bilgi vermeleri gibi konular Almanya'da sıkı takibe uğruyor ve yabancılar daireleri tarafından hakikaten birçok olayda gereksiz yere bu iş uzatılıyor. Benim tanıdığım bir aile var, 27 yıldan fazla Almanya'da tahammül şeklinde kalıyor. Geçen Başbakan ve İçişleri Bakanı ile olan toplantıda da onu örnek verdim. Bazı insanlar kimliklerini hakikaten ortaya koyamıyorlar. Arzu etseler, isteseler de, örneğin Irak'tan gelenler. Orada birçok savaş oldu ve oradaki nüfus müdürlükleri yandı. Ve onlar Irak konsolosluğuna gittiklerinde de böyle bir kimlik alamıyorlar. Maalesef onların durumu hala böyle açıkta kalıyor. O nedenle bu konuda da bir çözüm talep ettik. Ümit ederiz önümüzdeki günlerde gerçekleşir. Gelişmeler konusunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.